Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Son günlerde Baykar mini seyir füzesi Kemankeş 1 ve 2'nin test görüntülerini paylaşıyor. Peki Kemankeş ile Baykar hangi pazarı hedefliyor? Niye mini seyir füzeleri gündemde? Bu alandaki gelişmeler ne durumda? Bu videomuzda Kevan Keş ailesine birlikte bakıyoruz. Önce Türkiye arkasından dünya Baykar'ı insansız hava araçları tasarımlarıyla ve geliştirdiği modellerle tanıdı. Uzun zamandır da sadece odak noktası Baykar'ın insansız sistemlerdi. Ancak İtalya'da satın alınan Piaggio ile birlikte insanlı uçak pazarına da Baykar adım attı. Sonrasında da bir başka İtalyan savunma ve havacılık devi Leonardo ile özel bir anlaşmaya imza attı. Bunlar gerçekleştirilirken mühimmat sektörüne de Baykar hızlı bir giriş yaptı ve bu girişte de en önemli nokta Kemankeş ailesi olarak adlandırılan mini seyir füzeleri. Seyir füzeleriyle aslında 1990'ların başında kamuoyu tanıştı. 1991'deki 1. Körfez Savaşı'nda Amerikan gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri, o alçaktan uçuşları, çıkardıkları sesler ve hedefleri vurmasıyla birlikte gündeme geldi. Sonrasında Dünya Hava Kuvvetleri Seyir füzelerini işte uçaktan nasıl atılıyor, hedeflerini bulma, teknik özellikler gibi çok önemli adımlar attılar. Bugün Türkiye'de TÜBİTAK SAGE'nin öncülüğüyle seyir füzesine son halesini kazandırmış durumda. Ama seyir füzeleri alçaktan uçup araziyi tanıyarak hatta yeni nesil sistemlerde yapay zekayı kullanarak ilerlerken oldukça yüksek maliyetlerle operasyon yapıyorlar. Çok ciddi bir hedefe, çok stratejik bir hedefe seyir füzesi atılıyor. Öyle çok basit bir şeye seyir füzesi kullan olmuyor. Dünyadaki bu gelişmelerle birlikte Baykar farklı bir konsepti bir araya getirdi. Bunlardan birincisi seyir füzeleri oldukça ağır büyük. Bunlar insansız hava araçlarına nasıl atılacak sorusunu ortaya koydu. Som ailesinin örneğin küçük olarak geliştirilmiş, geçtiğimiz günlerde de F16'dan testi yapılan J modeli akıncı gibi büyük bir insansız hava aracına takılırken şirketin ana ürünü olan ve ilk önemli ürünü diyeceğimiz TB2'de taşınabilecek bir mini seyir füzesi üzerinde Baykar çalışmalarına başladı. Bu seyir füzelerinin ne kadar da önemli olduğunu halen devam eden Ukrayna savaşıyla da bir kez daha görüyoruz. Ailenin ilk ürünü Kemankeş-1. Kemankeş-1 boyut olarak, ağırlık olarak bir büyük abisine göre biraz daha ufak kalmış durumda. Kemankeş-1'in daha hafif ve küçük olmasının temel amacı TB-2 için kanatların altına takılabilir 2 adet Kemankeş-1 füzesinin TB-2 tarafından taşınması. TB-2'nin toplam kalkış ağırlığı 700 kilogram ve taşıyabildiği faydalı yük 150 kilogram. Yani o 150 kilogram limiti içerisinde kalmanız lazım. Bunun için kemankeş 1'in azemi ağırlığı 40 kilogram olarak planlanmış durumda. İçinde 5 kilogramlık faydalı yük kapasitesi bulunuyor. Kemankeş 1'in boyu 1 metre 73 santimetre. Kanat açıklığı kanatlar havada açıldığı zaman 1 metre 14 santime ulaşıyor. Kemankeş 1 maksimum 15 bin fit yani yaklaşık 5 bin metre irtifadan atılıyor. Normal seyir irtifası ise 12 bin yani yaklaşık 4 bin metre. ...maksimum 30 dakika havada kalabilen... ...Keman Keş'in seyir hızı... ...yaklaşık 160 nat. 160 natla... ...uçup hedefini bulduktan sonra... ...dalışa geçiyor Keman Keş 1... ...ve bu dalış sırasında hızı... ...yaklaşık 400 nata yani... ...700 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bu şekilde tespiti... ...daha zor hale geliyor ve yüksek süratle... ...birlikte hedefine vurarak... ...hedefini saf dışı bırakıyor. Mühimmat elektrooptik optik kamera ile... ...araziyi ve hedefi takip ediyor. Aynı zamanda GNSS olarak adlandırılan Alan, küresel konum belirleme sistemini de kullanıyor. Baykar'ın son paylaştığı basın bülteninde Kemankeş 1in menzilinin 200 kilometre ve üzerinde olduğu ifade edildi. Düşünün elinizde TB2 gibi bir insansız hava aracı var ve düşmanın hava savunma sistemleri yaklaşık 200 kilometre mesafe. Bu 200 kilometre oldukça uzun bir mesafe. Mini seyir füzelerinizle gözükmeden düşmana bunları atıyorsunuz. Mini seyir füzeleri çok alçaktan uçuyor, araziyi takip ediyor ve arkasından hedefini bulduktan sonra yükselip dalışa geçerek hedefini yok ediyor. Özellikle düşman hava savunma sistemleri. Radarı olabilir, bataryası olabilir, komuta kontrol merkezi olabilir. Bunları saf dışı bırakacak çok çok önemli bir füze. Şimdi size Kemankeş 1'i anlattım. Bir de büyük abisi olduğunu söyledim. Onun adı da Kemankeş 2. Kemankeş 1 hava araçlarından. Yani TB2 gibi çok hafif, basit İHA'lardan daha büyük sistemlere kadar atılacak. Kemankeş 2 ise bir araç üzerinden atılabilecek. Yani o bölgede herhangi bir şekilde insanlı veya insansız bir hava aracı uçuramıyorsanız, uzun menzilli hava savunma sistemleri bölgeyi çok ciddi kontrol altında tutuyorsa, karadan sızıp bir rampa yardımı ile bunu bir araç üzerinden atmak mümkün. İşte bu iş için de Kemankeş 2 geliştirildi. Uzunluğu 2 metre 47 santimetre olan mühimmat 1 metre 35 santimetre kanat açıklığına sahip. Baykar'ın internet sitesindeki paylaştığı bilgilere göre maksimum ağırlığı 70 kilogram ve içinde de 20 kilogramlık harp başlığı bulunuyor. Genellikle bir kamyonetin arkasına konulan rampadan fırlatıldıktan sonra seyir irtifasına keman keşiki yükselmeye başlıyor ve yak 20 bin fit irtifaya çıkıyor. Normalde kullanılan irtifa ise 6.000 bin fit yani yaklaşık 2000 metre. Seyir sırasında 120 nat hızla uçuyor. Hedefini bulduğu zaman zaman dalışını gerçekleştiriyor ve bu dalış sırasında kaman bir gibi 400 nat yani 700 kilometrenin üzerindeki sürate çıkıyor ve taşıdığı 20 kilogramlık kart başlığı ile hedefini vurarak saf dışı bırakıyor. Her iki sistemde de en önemli konuların başında yapay zeka destekli otopilot sistemi ve otonom uçuş gerçekleştirilmesi gerekiyor. Amaç burada araziyi tarayıp rotayı belirlemek, düşmanın vuracağı veya tehditlerini bu şekilde Aşmak, hem gece hem de gündüz şartlarında kullanılmasıyla birlikte barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde yani elektronik karıştırmadan etkilenmeden yoluna devam etmek ve görevi gerçekleştirmek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesini yapabilen kemankeş 1 ve 2 elde ettiği veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna iletebiliyor ve bu şekilde de veri takibi konusunda da destek sağlıyor. Evet kemankeş birlikte Baykar artık mühimmat ailesine doğru da bir giriş yapıyor. Bu sırada Kemankeş Keş 1 ve 2'nin uçuşları basit ama çok etkili yerli olarak üretilmiş bir jet motor tarafından sağlanıyor ve etki gücü aldıktan sonra aynı bir uçak gibi uçuşuna devam ediyor. Hem Kemankeş Keş 1'de hem 2'de kanat sistemlerinin olduğunu size anlatmıştım. Yani uçuşları aslında bir uçak gibi yapılıyor. Bakalım bu mini seyir füzeleri dünyada nereye gidecek? Çünkü birçok hibrit yani melez sistemler gündemde bunların da nasıl kullanıldığını Ukrayna'daki savaşta çok yakından görüyoruz. Evet sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. Beğendiyseniz videoya bir beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Hala bize abone olmadıysanız sizleri abone olmaya davet ediyorum.